Ne bekliyorsunuz lan? Vallahi ben terneği arıyorum, Pınarlı Derneği. Tabelayı görünce dedim evet. Belki bir gelen olur, açan olur diye düşündüm. Evet, biz açıyoruz. Buyurun. Evet, tamam. Gidelim. Buyurun. Kimlerdensiniz? Ben Hoca Yıldan'ım. Şemsettin Yazıcı'nın oğluyum. He. İsmin? Erol. Erol Yazıcı. Erol Yazıcı. Tamam. Ben de derneği çalıştırıyorum. Ben açıyorum, anahtarlar da bizde. Buyurun, güzel. Tamam. Buyurun. Buralarda ne var diyor? Millet ne yapıyor? Buralar aynen. Bildiğin gibi işte telefonlaşıyoruz zaten. Herkes telefonu var. Buradan haber alabiliyoruz artık. Biz de günlük buradan alıyoruz. Kar yağdığını. Valla biz de geliriz. İnsanlarla ihtiyaçlarını öğrenebiliyoruz artık. Biz de geliriz bakalım bir iş iş bulabilecek miyiz? Bir aile ortalık olacağız. Bakalım ne olacak. Hayırlısı. Ya şimdi çayınıyız. Biraz sonra üyelerimiz gelir. Aha. Biz onlarla tekrar size belki size yardımları olur onların da. Durumlar öyle işte. Burada hava yeni. Merhaba. Ben Tütüller. Şemsettin oğlum. Merhaba. Hoş geldin. Ne zaman geldin? Sağ ol. Şahsen tanıyorum ama. Geçen hafta geldim. Şahsen bir de tanıdı ismini çıkart. Buyurun. Çay var mı? Sıcak mı? Soğuk mu? Var var. Ne var ne o köyde? Hayatın sağlık var var. Yaramazlık yok. İşte geldik iş güç ev ortam bakalım. Hayırlı bizler bizlerin yardımıyla. İş neredeyiz? He iş yardımıyla. O kolay ya. Hala dedim ya. Bakalım. Var var tanıdık mı? İş adamları falan vardı. Var var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne var? Eyvallah. Buyurun. Oo, Erol sen ne geziyorsun buralarda? Ne zaman geldin? Senin çok mu kar yağdı ki? Bayağı kar var ya. 1 metreye aşkın kar var. Eskiden 4 metreye ayırdı. 1 metreye ayırdı. Eskiden 4 metreye ayırdı. Selamünaleyküm dostlar. O aleykümselam başkanım. Hoş geldin. Maşallah maşallah. Merhaba. Sonunda çok zannediyorum. Çok zannediyorum. Öncüm hoş geldin. Ne var? Nasılsın? Valla iyi. Şimdiden gelip başlar dedik. Derneğe gidelim. Büyük belki yardımcı olabilir. Hayır. İşin yokmuş. Köyden geri geldiniz. Yani bana yardımcı olacak. Valla derneğimize geldik. Bakalım belki bir yardımcı olurlar başkanım. Tabii canım memnuniyetle de şey olarak, mesleki olarak herhangi bir mesleği. Valla bir şey. Ben Artvin Şavşat, Pınarlı Köyü'nden Efrahim Yıldız, serbest muhasebeci, mali müşavir olarak iştigal etmekteyim. 31 senedir bu mesleği icra ediyorum. Bu meslekle birlikte en sosyal aktivitelerimden birisi dernekçiliktir faaliyetlerimize. Biz uzaktaki köyümüzden İstanbul'a göç eden köylülerimizle birlikte 1994 yılında bir araya gelerek bir gece düzenledik. Bu gece de çok güzel oldu. Geceye de katılamayanlar da üzüntü duydular. Katılanlar da çok büyük destek verdiler. Ve o geceden bu derneğin kurulması gündeme geldi. Gecemiz aşı tuttu, çok da güzel oldu ve bu arada böyle geceleri sık sık yapalım diye de öneriler geldi. Biz de bu önerilerin doğrultusunda bu geceleri sık sık yapmanın yasal statüyü kazanması için, bu insanları birlikte bir araya getirip birlikte hareket etmenin koşulları için o uzaktaki köyümüzden buraya gelen insanlarla birlikte bir dernek çatısı altında toplamayı, bir dernek kurmayı düşündük. Ve bu gündeme gelmesi nedeniyle birkaç tane arkadaşı bir araya gelerek bunu 5-6-10'a çıkardık ve 7 arkadaş oturup bir alt fizibilitesini, altyapısını oluşturarak bir tüzük hazırladık. Bu tüzükte genel bir toplantımızda köylerimizden kabul gördü, bize o yetkiyi verdiler. Biz de o yetki doğrultusunda 1994 yılında derneğimizi kurduk. Bir gün iş yerinde olmadılar.
Pazartesi ben kartımı vereyim sana. Ya bizim de rehabilitasyon merkezi var ya benim arkadaşım. Kim? Orada bir şoför gazı ihtiyacı vardı, ona söylemiştim. Sen de onunla bir görüşelim de. Tamam, tamam. Şey yoksa geçti de olsun. Orada bir sıkıntı çekme. Kalacak yerin falan yoksa biz misafir de edelim. Valla bir yer ayarladık. Amcamın oğluyla geldim. İşte beraber kalmaya çalışacağız. Bakalım. Siz de bir köyde mi geldiniz? Çekin mi? Sıkıntınız falan varsa ekonomik durumdan. Valla ekonomi iş olmayınca bayağı da tabii hani. Köyde babamızın yanına kopardık. Böyle ekonomisi, gücü, katkısı sunamazsa bile bireysel olarak, üretim olarak size yardımcı oluruz. Evet, zor durumda bırakmayız. Normalinde ihtiyacın olduğunda ilk geleceğin yer burası. Burada gidip birinin kapısını, Ahmet amca, Mehmet amca, benim şu ihtiyacım var demiyorsun. Değmeye geliyorsun, bir köye söylüyorsun. Yılbaşından sonra getirdi, bir kişi açık vardı değil mi? O yüzden değerlendiririz de diğer şartlarına göre. Ama siz de uygun oluyorsa değerlendiririz. Hatta şoförlüğü soruyorlar, yani ehliyeti var mı diyorlar. Demek ki genelde ehliyet olanlar... Bana diyeceksin, bu söyleyeceğinden pişman mısın? Yanlış mı söylüyorsun? Asla. Biz ne şehirli olabiliriz, ne köylü olabiliriz. İkisi arasında kaldık. Köylü olsak çok alttan gelen yeni nesille çatışıyoruz. Şehirli olsak geçmişimiz bırakılıyor. Ya o aradayız ve bu arada olmayı da iyi idare ediyoruz gibi geliyor bana, öyle düşünüyorum. Yardımlaşmak, işte burada birbirimize büyük şehirde bu kaybolmadan insanlarımızın bir arada toplamak, onların dertlerini, sorunlarını bilmek, gerektiği zaman işte burs şeklinde ya da direkt birebir yardım şeklinde bazı yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Ta kuruluşundan beri bu. Bir de eskiden beri böyle bir soğukluk vardı. İşte insanlar birbirine karşı bazı geçmiş dönemdeki siyasi ortamlardan dolayı insanlarda bir kopukluk olmuştu. Biz derneği kurduk, dedik o kopukluklar bitti ve bitirdik Allah. Buraya geldiğimizde bir evin insanı gibi, bir evin çocukları gibi eğlenebiliyoruz. Oturabiliyoruz, oynayabiliyoruz. Derneğin faydaları çok tabii ki. İşte cenazemiz oluyor, haberleşiyoruz, mesajla hemen toplanıyoruz. Bir saat içerisinde 52 kişi, 100 kişi, 200 kişi bir anda duyabiliyor. Erkan abi, kim dinledi? Erkan, oradan bir 50 lira versin. Gökhan 250 lira aldım biraz. Gökhan 250 lira. Ne varsa gençler, cebindeki yaşlarını veriyor ya. Bir gün sana yukarı çıkartıyor. Abi, halı sağa ya. Halı sağa, sola. Yukarıdayım bana. Yukarıda, yukarıya. Yani keçeyi sıkıyor tabii o anda, kan fırlıyor şey. Böyle boya, aslında kan değil de boya. Nenendi, uyy topraklarım, yıktın ocağımızı. Hemen de yemek yiyorum. Tamam, 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 tamam. Karanın bir anı yok, yemek yok. Ne oldu? Onu tespit edelim. Sonra kapağını örtüyor, adam içeride bekliyor. O arada da herifin eve gelacağı tutuyor. Bir çalıyor, geliyor, karıyı açıyor, kapıyı kapatıyor. Ne oldu işte? Yemek yenir. Bu, şimdi oradan bakacak olursam bana da sorular. Bu demekte yemek yeniliyor mu? Bu demekte mi bir dokunuyor? Bir kere tüzüğümüze göre kuma falan oynanmaz kesinlikle. Ya şu oturuyorsun, lokalde iyi bir oynuyorsun. Yani bunu kumar diyorsan da her yerde oynanan bir şeydir. Ama derneğin imajında böyle bir şey, kimse birileri bunu diyorsa yalan söylüyor. Ben bu derneği uğramadığım haftanın 7 günü en az 6 günü uğrarım. Maçlarımızı oynuyoruz. Yeniliyorsak da rakibi de alkışlıyoruz. Biz dernek olarak, büyükler olarak onlara her türlü yönlendirmeye, iyi şekilde, pozitif şekilde yönlendirmeye çalışacağız. Umarım onlar da daha sonrası, bizden sonraki yıllarda bizim
kültürümüzü, örflerimizi, adetlerimizi bizden aldıkları şekilde en iyi şekilde devam ettirirler. Bu yıllarda yaşamanın çok farklılığı olduğunu biliyoruz. Yani çocukluğumuz bu yıllarda geçmiştir. 50 sene yaşıyorsan 100 sene yaşarsın. O kadar sağlıkla ilgili de faydası var. İşte böyle bir evi yaptık. Bu evde derneğimizin gecesi vardı. Gecesinde açık artırma koyarak 6 milyar gibi bir rakamla bizim çok değerli bir iş adamımız vardı. Ona verdik. Sağ olsun o da bu evi derneğe bağış yaptı. Bu da köyde yapılırken bu ağaçlar yuvarlak, ormandan gelen yuvarlak domruklardan biçilerek el hızarıyla bu taht haline getirilerek böyle yapılır. Bunun yapılmasında böyle görüldüğü gibi değil, ağaç çivi kullanarak yapılır tahtalarına. İşte kesme yaparlar buraların, çok farklı bir işlemi var. İşte bizim köyümüzü yansıtan bir anısı olan bir ev oldu burada. Böyle işte. Dedi ki, abi dedi ben senden arabayı aldım ya dedi işte falan. He dedim. Dedi ki bu üçüncü gün dedi ben Ankara'ya yeni vardım. Yaptıra yaptıra gidiyor işte. Sağ salim vardır diyor. Sizin sülerde kırılır çandaraya. Şimdi beni rahat edemem. Mesela benim şu anda bizim sokakta Diyarbakırların kalesi var. Ayıp geçerken abi bu gel kahve iç çay iç diyor. Oraya gitsem de hiç sıkıntım yok. Ki 30 senedir aynı sokakta oturuyorum. Aynı adama bakıyorum. Ben rahat edemiyorum. Orada nasılsa kendimi biraz yabancı hissediyorum. Aslında benim oturduğum insanlar beni yabancı bana yabancı hissettirmiyorlar. Ama ben şimdi İşten geliyorum, şuradan geçerken bazen takılıyorum, daha ileri gidiyorum, geri dönüyorum, diyorum bir uğrayayım. Bir pazar, şuraya gelemiyoruz yani. Şurada 4 masa, 5 masa, bir pazar günü şurada 5 masa olabiliyoruz. Nedir? Bunu yatıralım ortaya. Gece yaparız, geceye gideriz. Ha, 2 davetiye alan 3 alır, 4 alır ki zaten. Şunu hiç anlamış da değilim, anlayamıyorum da. Şimdi evler merkezi bir yerdir. Her tarafa, sağ gece yarılarına kadar araba vardır. Ya şu bahaneyi çok duyuyoruz. Bu bahane de bana göre tam sağlıklı bir bahanedir. Ya işte gelemiyoruz, yol uzun. Asla. Ya geliyorsan gelirsin. Bu derneğin eksiği insan. Muhakkak eksikleri vardır. Ama en önce insan. Sabibe'yi aradım, hızı baktı. Bugün cenazede gördüm, evet dedi. Barış Odabaşı. Ben Naime Tekin, Pınarlı Köyü Derneği'nin Kadın Kolları Başkanıyım. Burası bir dernek. Hani bir tabela altında değil, kahve kültürü değil. Gelip burada eğlenebileceğimiz, birlikte olabileceğimiz bir ortam. Ayın 15'inde Bayanlar Günü yapıyoruz. Geleneklerimize göre kekimizi, böreğimizi getiriyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, beylerle birlikte onlara da ikram ediyoruz. Başım benim döndü. Sen de mi kafasını? Ay, kızım benim.
Bayanlarımıza ne kazandırıyor derneğimiz bize? Bir günümüz olduğu zaman sabah 10'da kalkacaksak hemen 9'da kalkıp hazırlanıyoruz derneğe gelmek için. Birbirimizi göreceğiz. Çünkü genelde hep düğünlerimiz olur, her hafta sonu düğünümüz olur ama düğünde birbirimizi görmek değilse burada birbirimize daha çok kaynaşıyoruz. Evimize gidip ziyaret edemiyoruz birbirimizi. Belki çocuklarımız büyüdü, hafta içi birbirimize pek gidemiyoruz. Ama bir hafta sonu iple çekiyoruz birlikte olmak için. Keşke öyle bir şey edebilirim. Senin dilin bu kadar. Kızdım ben bu konuya. Onu eserdim kilimi. Kaynana çeksin dilini. Kaynana çekmezse dilini çeker gider gelini. Oo, bak o da eserim. Kilim. Gelin çekemez dilimi. Sen cehennem olur gidersin gene bulurum bu gelini. Çok bulurum çok. Sen bana konuş. Bulurum ben, bulurum. Kaynanamın fesina. Yama vurdum tersine. Kaynanamı bağladım tavuğun kümesine. Ooo! Bak! Yardım sözler neler diye. Ay bak! Ben de bir... Ah onlar da kurma. Hoş geldin Çankırma. Yüzünü sıkıdım. Efendim eski çabuk insan yasın lütfen çabuk. Vurdunuz beni de. Şimdi ben buna ne diyeyim? Ay ışığı süt gibi, kenarları çit gibi, namahıya kaynana evim gelin içti. Bu ne? Burada bayanlarımız hepimiz bir akrabayız genellikle. Geldiğimiz zaman çarşıya pazara çıktığımızda geliyoruz, biz çayımızı kahvemizi içiyoruz. Çünkü beyler hepimizin bizim abimiz genelde, büyüklerimiz. Birlikte çayımız, kahvemiz, hoşumuza gidiyor, zaman geçiriyoruz. Uğrayan bir yerimiz burası. Şimdi buraya geldiğimiz zaman köy havasını, tabii ki buradaki ortamımıza göre köy havasını yaşatıyor bizim için. Birlikte oluyorsun çünkü bir ev ortamında o kadar beyle birlikte veya eşlerimizle birlikte bir araya belki gelemiyoruz ama burada gelip o geleneğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Getma getma yanarım da gedan guni sayarım. Gedip yeri bakmasan da çıra gibi yanarım. Gedip yeri bakmasan da çıra gibi yanarım. Geydim çaruklarımı da gel bağla bağlarını. Geydim çaruklarımı da gel bağla bağlarını. Terk ettim gidiyorum da şavşetin dağlarını. Terk ettim gidiyorum da şavşetin dağlarını. Mavi sana mor bena da niye baktın hor bena. Mavi sana mor bena da niye baktın hor bena. Gitme sevdum gitme da dünya gelur darbena. Gitme sevdum gitme. En başından beri şunu bir kere anlamamız gerekiyor. Dernek bir üçüncü şahıs değil. Dernek bir kişi değil. Dernek bir kavram sadece. Şöyle bir kavram. Nasıl ki hani insan denizin içine girer de girdiği zaman kapladığı kadardır, hacmi kadardır. Dernek de buna benziyor. Nasıl bir şey? Burası bir yer, burası bir mekan, burası dört duvardan ibaret bir yapı. Ama adını dernek niye koyuyoruz? Çünkü şu yüzden koyuyoruz. Biz buraya geliyoruz veya birileri buraya geliyor ve biz dernek oluyoruz. Dernek aslında biziz. Biz bunun farkında değiliz. Sanki üçüncü bir şahısmış gibi bahsediyoruz. Aslında yardım eden biziz. Aslında toplanan biziz. Aslında bunları yaşatan da biziz. Lütfen söylesinler. Yani bunu oluşturmak zorundayız. Bunu oluşturduktan sonra adımlarımızı tek tek çıkacağız diye düşünüyorum.
Tamam. Hani bununla ilgili gönüllü olan varsa... Şey yapalım, önce bir bölgeye belirleyelim. Yani bölge, öncelikle bir derneğe katılım. Sonrasında dernekte var olan bir gücün, var olan bir olgunun gençliğe aktarımı, tabii ki bu başarılırsa eğer, ki başarılıyor da, bu başarılırsa tabii ki kültür, örf, adet, gelenek, görenek, artı feodal olarak ilişkiler bakımından kim, kimin, neyi, nerede, ne iş yapar, nasıl, bunun hepsini gençlik öğreniyor. Ve yavaş yavaş birbirine aktarmaya başlıyor. İlk gün birbirine aktarmaya başlıyor. Çeşitli yöresel dernekler kendi kültürlerini, kendi oyunlarını tabii ki bir sonrakilerine aktarmakla mükellef. Bize sağladıkları bu ortamda biz oyunlarımızı oynuyoruz, sohbetlerimizi yapıyoruz, toplantılarımızı yapıyoruz. Kendimizin evi gibi, nasıl ki bir insan evini salonuna davet eder, çayını, çorbasını, her şeyini ikram eder. Evet, burası bize bunları veriyor. Çayımızı veriyor, koltuğunu veriyor, ışığını veriyor. Lambasını veriyor, her şeyini veriyor ve biz bunları kullanıyoruz. Çünkü bunlar bizim. Bizim köylüsün ama kimden olduğunu hatırlayamadım ben. Ben Tüsekil'den Şemsettin Yazıcı'nın oğluyum. İstanbul'a yeni geldim. Burada iş kurup aylığı getirmeyi düşünüyorum. Babanı tanıyorum. Babanı tanırım. Evet, babamı tanırım. İyi bir insandı. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Çok yaşıyor. Güzel. İyi. Çok güzel. O zaman zaten bizim bir görevimiz de, evet, bu derneğin en büyük görevlerinden bir tanesi de
köyümüzden gelip burada işsiz olan insanlara iş bulmak, evi yoksa konut bulmak, yani böyle bir şeyleri sizin için de tabii ki mutlaka harekete geçiririz. Valla köyde konuşuyorduk kahvede filan, dediler ki derneğe git, orada sana yardımcı olurlar. Biz de o niyetle geldik. Tabii tabii, memnuniyetle. İnşallah yardımcı olacağımızı bekliyoruz. Tabii tabii. O zaman benim bir dostum, değerli bir abim var. Ben seni oraya götüreyim. Evet, onunla görüştüreyim. Tabii referansın ben olacağım. Tamam. Tamam mı? Eğer sizi anlaşırsanız sizi oraya verelim, çalışın. Teşekkür ederim. İnşallah. Oldu. Öyleyse buyurun gidelim. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi size iyi günler diliyoruz. İyi günler. İyi günler. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yeah.